Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi. Ey musibete, hastalığa ve hapse düşen biçare insan! Uzun bir ömür isterseniz ve büyük bir ticaret arzu ederseniz, zamane büyük bir sürur ve sevinç isterseniz, yorumun vaktinde hatta uykuda dahi olsa ibadet olmak isterseniz, öyleyse farz namazınızı terk etmeyin. İşte bu farz namaz sizin hapiste hastalıktaki her bir dakika ömrünüzü bir saat kadar ibadet zamanı çevirebilir. Ve ahiretiniz için musibete geçen dakikalar bir ibadet ve tesbih taneleri gibi olur. Farz namaz ise tesbih çeker ip gibi ona cem edip sağlamakta muhafaza ediyor. Nefs-i emmarenin bir parça tembelliğinin hatırı için ruh ve kalp ve aklın rahmetini ve sıkıntısını çekmek hapis ve hastalığı ve musibeti ikileştirir. Yani maddi musibeti merakla manevi musibeti ilave eder. Farz namaz ruha, kalbe ferahlatmakla beraber temiz sayı zahiri az bir zahmet içinde bir istirahat hissedebilir. İşsiz ve özürsüz bir insan hapis gibi yerlerde ve musibetlerde her şeyden ziyade Cenab-ı Hakk'ın dergahını namaz ile çalar, medet ister. Hastaların biri üstadı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dır. Mahpusların biri dahi üstadı dahi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır. Medine'de Yusuf'a da hapiste oturanlar namazsız kalmamalı. Hususen şuur-u selâsını 3 aylarda 83 sene 4 ay manevi bir ömür istemezsin. Böyle manevi uzun bir ömrü kazandıran Ramazan-ı Şerif ayındaki oruç ve namaz gibi ibadet büyük bir şevk ile yapılmaz mı? Hususen günahlardan bir derece çekilmiş, kesilmiş olan hapiste, musibette ve hastalıkta insanlar daha ziyade bu üç aya hürmet edip farzları eda etmek gerektir. Elzemdir. Namazı vaktinde kılmanın nereye tükenmez uhrevi bir sermaye olduğu bununla anlaşılıyor ki. Namazı vaktinde kılmanın ne derece tükenmez uhrevi bir sermaye olduğu bununla anlaşılıyor ki. Her bir namaz vaktinde Alem İslam denilen muazzam camiinde 100 milyondan ziyade fazla sermaye olduğu bununla anlaşılıyor. Her namaz vaktinde Alem İslam denilen muazzam camiinde 100 milyondan fazla bir cemaat-ı kübra namaz kılıyor. O cemaatte her bir adam umum o cemaatte hem şefaatçi hem dual olur. O namazda iştirak etmeyen hissesini alamaz. Kaynayan miri ve askeri kazanına, karavanasını götürmeyen tayinatını alamadığı gibi o cemaat-ı kübranın manevi matbahından kaynayan kazanan manevi elbetini alamaz. Belki vaktinde namaza iştirak etmekle o cemaatin ordusuna iştirak etmiş olmakla ve dualarını amin demek olan dualarını amin demek üstünde olan namaz vaktinde kılmak duadır. Bir tutsal azizden yakına yaşadık. Şimdi Emirdağ'a gidiyoruz. Emirdağ'dan bir kilometre kalmış. Emirdağ görünmüş. Su tepesinin üstünde. Tutsal hemen baktığım saat gelmiş. Hemen namazında. İspatla geldik, ayrıldı, bir kilometre, harbisi, kış, kıyamet. Evinde geçen su da var, sıcak su olduğunu bulunur. Vakti evvelde su çok yerler. Yani evvel vaktiler çok yerler.
Ve de bir de şimdi, şimdi bazı ehemmiyet demiyorlar. Şöyle Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber. Kesmek de uyuyan inanıyorum da uyuyan oraya. Uyuyan da. Şimdi Usta Hazretleri bir bazen çay koyuyordu Usta'da. Çay koyuyordu. Usta her zaman Usta'nın yanına giremeyiz. Hani davetten insan gibi hemen kapıyı çalıp da girilmez. Usta ne zaman zile baksa da öyle. Hem batla hem de soruyor. Zile, zile basarsa öyle girebilir ustalık. Yani herkes davetle gitsen ki giremeyiz. Ve ustalığının bir şey vardır. Dua vakti vardır. Ustalıkları o dua vaktinde kaçıncı surete girebilir. Hani bir saat bağışı vardır ustalık. Evrakta gidildikten sonra ustalığa gel bakar. Ustalığın hatta başında 5 metre uzunluğunda 1 metre elinde de şecere var. O şecere teker teker dönen her gün sabahı dua ediyormuşsun. Sinle. Bağış yapıyordu onlara. 5 metre uzunluğunda. 5 metre uzunluğunda. 1 metre genişliğinde. 1 metre genişliğinde şecere var. Üstad en aşağı 1 saat bağış vardır. Yani okuduklarını. Şimdi hem saat 2'de kalkar gece. 2'den 5'e kadar ne var? 3 saatte. 3 saat kutlarımı dua ediyoruz. Evet bitir. 1 saat bir şartlı olduğu için onlar erken kalırlar. Bizden erken kalanlar, 1 saat dergâhine ilaçtığı zaman böyle bağış yapar. Eğer o anda çayda taşsa, sobada tüsse, kaçın sürete girebilir. Hatta bu saatte benim bir dua vaktim vardır. O vakitte melaike de olsa kapatmaz. O anda. O dua vaktinde melaike olsa kapatmaz benim saatte. Ve o anda girebilir. Bir de siz diyordunuz, pile bastırıyordunuz, tesbihat yapmadınız mı diyor. Hayır diyor. Ve Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber. Gidiyor, hadi. Onu bu sıra yaptırıyor. Öbür tesbihatla bizi ihtiyarına bırakıyordun. Sonra yaparsınız diyor. O parlamen la la ila illallah. O tesbihatla yolda yorakta giderken geri yapamıyordun. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber kesin surette tehdit ediyor. Bir de namazın vaktinde çok eğer. Bu ustanın mücdetlere talim ettiler oldu mu sonra? Evet, risaleler oldu ama siz de daha da iyi okursunuz. Bir soru sorabilir miyim? Üstad'dan sor. Bu konuyla ilgili. Sorabilirsin. Manisa'dan gelen müstehsenin oğlu Hafız, üstadı ziyarete geliyor. Sizin bırakmadığınızı söylüyorum. Acaba bu ne? O bu, şey, hani Emin'le bırakmadık. Anne, bununla alakası yok yalnız onun. Üstad'la alakası. Benimle ilgili özelliği. Hafız'ı bırakıyorum, müstehsini niye bıraktım? Şimdi Adem, Kemal Bey, hoş geldin efendim. Hafız oğlu İsmail var mı? Her zaman Mustafa geldiği zaman alır mı? Manisa abi. Mutlaka alır mı? Bugün o Emine Koca geldi. Bir tanımıyoruz tabii, sakallı, bu çok alim birisi. Dedi, ben size Emine Hoca dedim, İsmail Hakkı'nın babasıyım dedi. Ben de memnuniyetten çıktım, sevinçte ustamızın, İsmail Hakkı'nın babası gelmişti, Emin Hoca'sı. Kimmiş, tanımıyorum dedi. Kalktık sizi, ustamı tanımadım. Ben de ustamı, ustamı kimse almadı da sen alma diyemem. Giremedim diyor. Hani tevhille, başka zaman giremedik de izin var tevhille, yanlış söylemiyor. Hani yalan hiç izin yok. Yani bir gün evvel, bir saat evvel girememişim. Girmediğim çok zaman giremiyor. Onun dışında girebilirim diyor. Tekrar baktım, tekrar bu bir kapının arkasında diyordum, uzak yollarda gerçekten görüşemeden giden ağzı kardeşler beğeniyorum diyor. İsrailleri benimle bir sefer istifade ederse, İsrailleri 10 sefer istifade ederseniz. İsrailleri benimle ihtiyaç olarak satırlaştığı görebilirsiniz. Böyle ben okuyana gelenlere bir tane nokta verip dua edeceğim dedi. Böyle yazılar var sonunda. Onu okudum. Şimdi o da kuvvetli, ben zayıfım o zaman. Şimdi böyle son anlatıyor, diyor. Sonra yıkayın bana aşağı gidip çıkayım yukarı diyor. Arabada birisi gidiyor, korkuyor. Sonra bir de baktım, ben korkuyor. Sonra bir sefer ustalar tekrar, pardon ustalar. Öyle, git, kalıyor, yat. Rahat ben, yat. Abi, ustalar okuyup girelim. Sonra, takip edin, gitti, Ahmet Teyze abi.
Diğer abdestler de pislerdim. Altın önünde. Niye böyle alim, fazlın, kardeşmesin, niye de aldırırsın sen de? Kimse. Sonra kendisi de ziyaretçiler hakkında mektup okuyor oğlum. Ondan sonra ben de Allah'ın için ziyarete geldim açıkçası. Ustad Mehdi mi, Mehdi değil mi? Üstünde beynini, gözünü, kulağını, parmaklara bakmaya geldim. Hadi şey, emare aramaya gitmişler. Evet, ben dedi, sırf dedi, bu niyette geldim. Onun için dedim, ben de onun hızlı, bu dönemiz oldu. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. İşte alem ebedi olan ahiretin nihayet hayatına tükenmez böyle bir ab-ı hayat çeşitli hükmüde olan 350 milyonun dualarını ve şefaatlerini namaz vaktinde kılmakla kazanabilir. Evet. Her hatırda 350 milyondan ziyade efradı bulunan Müslümanlardan her vaktin namazında hiç olmazsa 100 milyondan fazla bir cemaat-ı azam beraber ihtina sırat-ı müstakim deyip bizleri doğru yola hidayet eyle. Ve namazın akbinde müminleri mağfiret eyle diye dua ve niyaz ediyorlar. Bu şefaat ve bu dua bir dünya ahireti için tükenmez bir sermayedir. Namazı kılmakla ve bilhassa vaktinde eda etmekle, uzun evvel vakti riayet etmekle ve bilhassa cemaate girse o sermayeyi kazanabilir. Ebedi hayatına tükenmez, ebedi hayatına sahibi bir vaade temin eder. Bu gelen gece olan Leyla-i Berat bütün senede yukuşlu şekilet hükmünde ve Mukadderat-ı Beşeriye'nin programı devinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu Leyla-i Berat'ta her bir amel-i salih ve her bir harf-i Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sahih vakitlerde 10 ise şuhur-u selesede 100'e ve 1000'e çıkar. Bu kutsi leyle-i değerli meşhurani de 10 binler, 20 bin veya 30 binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfarla, selavatla meşgul olmak şartıdır. Şeyler Ustaz Hüseyin'i mübarek gecelerde ilk yapmazdım. Ustaz Ramazan 15'inden sonra yapmazdım. Yani mübarek geceleri 15'inden sonra hiç yapmadı ki bu 15'inden sonra İmam Şafak Hazretlerinden rivayet ben her gün kadir gece bekleyin. Ustaz bizle yatırmazdı, kendi yatmazlardı. Leyla Kadir, Leyla Barat, Leyla, Leyla, onun önce o da böyle yatırmazdı. Evet, başlayabilirim. Kuşaya gideceği nasıl gittiğimizi almak istiyor kardeşimiz. Çekilin. Şimdi 1950'de Kutsal ziyaretine bakmıştım ben. Çocuk Kutsal'ı ya. Kutsal işte tam bizim bayram bize şeye gitsin. Emirdağ'ın ziyaretine gitmiştim Kutsal'ın işte. Emirdağ'ında orada hava subaylar gelmişti. Ustaz ziyarete gelmişlerdim. Gidin bayram içinde gitsin. Devran Hadine Hazretleri'ne kadar cüklemi, oradaki antika kitapları, hususi eşyalarımızı, Ustaz'ımızı, seslerle, Yunus'a, Yorgan Gümadısı'na yapmasın. Onları alsın, Ustaz'a gitsin, ben beklesin gibi işte. Ustaz 10 senede, 50'de dedi, 60'da Ustaz'a geri nasip oldu, ben o gitmekti. Beni Eskiye'ye gönderdi. Eskiye'de Cenab-ı Hakk'a 5 verdiler. Ustaz 5 verin son emniyetiyle. Eğer ufak bir şey yapaydı da mağaraya mı gideceğiz? Dört başı gel, gel, anne geldi dön, 5 verin yapalım dedi. Hatta diyor ki ustaz sen bilirsin diyoruz ama tekrar söyle, şöyle yapsak tekrar söylerdin. O zaman dedi ki gittiğin söyle, tekrar şey yapma dedi. Ustaz'ın 5 verin yerini tekrar tuttu. Gittiğin söyle dedi. Tekrar şey yapma. Tekrar şey yapma, gittiğin söyle dedi. Şimdi orada eskere ben de yapmadım dedi. O ustazın Mevlen Hazine Hazretleri'ne kadar cübbeyi, bu sıra ben altın yazdığı kitabı, eserleri.
onu bir sandığa çaktılar, baktı kaybeder adresini, o zaman gönderildi, trenle gidiyoruz. Biz orada Ceylan Hüsra Bey Mumlukyar, ona yeni yazı yoktu. Mumlukyar'ı yazıyordun, bize gönderildi eşkere, biz eşkere Ceylan'ı ile evlerim adına gizli olarak basit geçirdik. Sonra bir ayda askerliğe mi geldi? İkimiz de askerliğe geldi. O 39'u ben 31'i okudum Ceylan Bey. Ustad gelen öptü Ustad'ın eski yere gelir gelir. Ustad'ın haline kadar oldu. Onlar ben iskele sona gittim. Sonra iki polis geldi. Orada Canan Mahmut Kristen'le acayip hizmet oldu. Hemen konağa başlıyorduk. Üç günde çavuşlar konu kurmamıştı. Subaylı çavuşlar. İskenderun alay ve alay üstü bir geçit bu. Kalabalık böyle. Dedi de tabi konu bir komutanı yazdı, bu yüzden tarikata mı alıştık, hep namazı mı alıştık? Tarikatta olduğum namazı bilmiyorum da biraz da. Sonra oradan Hüsra Bey var, bir sandık kitap göndermiş adresine. Ortaya şey geldi, tümene geldi, tümünde baktılar, hep eski yer, tatlı kuran. Diyor, bu tuhaf tuhaf bir şey yazıyor diyor, bilmiyorum. Neyse, onları orada dizilerler dağıttık, acayip yüzü tuhaf oldular. Ustazın hizmetleri, saygım yok, elhamdülillah. Bu açık. Asker Kur'an şekilde, daha kolay sadece. Orada biz Kur'an okuttuğumuz çok etkiladığımız için orada halk partiler vardı. Onlar da hoşuna gidiyordu. Dilerim, demokrat askerlerimiz bak Kore'ye gönderdi, kırdır yoldan. Biz dedi sizi Suriye'ye kaçırabildiler. Bir hafız arkadaşım var, ondan bana. Ben dedim, ustadan şuraya kaçmam dedi. Farkız kaçardım. Ben kaçmam, ustadan şuraya kaçmam dedi. Kur'an'ı sabit etti, gidelim. Çok ısrar etti, yok işte taş başa. Bir büyük merasını bitirdiler, bir sefer İstanbul'a gönderecekler. Sefer trene bindirdiler. Sefer'e giderken Afyon çay var. Çayda tren doğru, o anda ben indim. Emredan var. Ustad da Süper abi, gelinen mektup yapmış ortada, bildirmişler zaten. Bir zaman da sorumuz. Bir Nurtanır'ı göndereceğim demişmiş. Evet. Ustaz ben vardı, o kadar sevdiğim gibi tam dedi. İnkar-ı Uriye'ye karşı gitmek lazım. Hani bu takdinsizliğe karşı gitmek lazım. Zaten ben bir Musa'nı göndermek istiyordum. Onda ya seni ya Ceylan düşmüştüm. Ya seni ya Ceylan düşmüştüm. Tam korkma ben. Korktuğun zaman ben hatırlar. Dedinse şeytan sıkıştığın zaman ben hatırlar. Sen yalnız değilsin. Daha yani arkadaşlar diyecek bana korkma. Sadece da Şafak'ın baş komutanı dedi, ahvamım. Dedi, benim ahvamım dedi, hep selamlar söyleyeceksin dedi. Ben, anne Japonya'da, Kore'lerde, ben evim, hiç aklıma gelmedi. Hani zaten ustamla Canan'a karşılıyor, böyle itiraz hiç kimse gelmedi. Peki ustam, korkma. Ben Ankara'da, Ankara'ya gönderdim. Geldim, Isparta'ya gönderdim. Orada geldim. Tekrar, ustam, 4-5 tane tukuran dedi bana. Türkiye Şahı'nda gibi, onun yeri yazı yok mu? Biz de Ustad köyümüze kadar, köyümüze kadar geldi. Abdullah Yemen'e yeğen abi, Ustad'ın hizmetleriniz o zaman. Ustad, yok Ehmet diye söz bana. Korkma, canlar dedi, kafana göre arkadaşıydı. Hani sizler de gençsiniz. Nereye gidersen gidin, nereye gidersen gidin, mutlaka o kafanıza göre arkadaşıydı. Çok hikmetlerini gördüm. Hani kafana göre bir arkadaş iyiydi. Yani o kadar hikmetliyim için ben çok istiyorum. Orada da, neydi de öyle. Hakikaten nereye baktım, hani namazda bir tane yanama namazda bir buluyorsun yani. Arkadaş buluyorsun. Ustad dedi evladım, annem gidip bu bir gevşeni verdi. O tek gevşem adam, Günevol baskısı. Tektir, böyle güzel baskı değildi şimdi gibi. Gidip at kuşamba yapılır annem. Yanıma cevrimi koydum. Gittim. 15 günde izin mi kaçırdım lan? İzin değil, birazdı zaten. İşi demediler. Oradan bir vapura bindirdiler. 155 metre uzunluğun da 85 metre uzunluğun şeklinde bir vapur. Böyle acayip bir şey. Var, 23 günde gittik oraya. 23 gün kadar bir şey görüyoruz. Bir haftada mesela görüyoruz bazen. Haftada mesela kara görüyoruz. Öyle mi? Evet, görüyoruz. Adem Boğazı'nda. Süreçlerinde Adem Boğazı. Kızıldeniz'de, orada Umman Deniz'de. Öyle gittik. Vardık. Büyük merasimde bizi karşıladılar, trenle. Ben orada giderken, 3 günlük kursum vardı, kursa gittim, çavuş kursundaydım. Gittim, Musa'nın şeyine gelince, bunlar
Orada gelmeye kadar çavuşmasını yaptım. Ve komutan var makine, iki tane ağır makine var. Ağzıyorsa ağzı, onlara bakıyorum. Ama kadar istemez tahmin yaptırıyorum. Bu sanşeye indik, Allah kimseye düşürmezsek bir tane ev yok. Bütün kol kuzey koran, kızı, çimdur, evler yapmışlar. Şeftikten otlu. Yani o pirinci köpüden otlu evler yaptı. Böyle. Şimdi geri çekildi, o çekildi mi ama şadır kuruyor, büyük böyle. Bu kadar büyük şadır kuruyor. Abur komutanı çok dindar. İki sene dindardı. Ben hemen ezan okuyordum. O ot sevdi, benden çocuklar koşarlar geldiler. 15-20 tane çocuklar. Ben sağa dönüyorum, sağa. Sola dönüyorum, Allah'a besle, Allah'a besle. Ne okudum bilmiyordum onlar. Onlar okuyordu efendim, ezan okuyorlar. Çıplak çıplak, ateş böyle böyle sen. Yani bütün aileler ot yaylar tabiyor. Ben bir sene kaldım orada. Kıtçı surette ekmek görmedim. Yani piriş kafası. Subayla, asubayla hepsi bir piriş kafası içine koyuyor. Alüminyum kaplar var, tahta kaşıklar bir kapışıyorlar, subayla sıraya gelip pirişler, yağ tuz yok ha. Bütün o. Ki onlar öyle alıştırmış ya da. Yani kıtçılarına yine öyledirler. Öyle sürecek mi? Beşer, birkaç emin yemek, ekmek yoktur. Yalnız piriş kafası ekleriyorlar. Neyse. Cepheye birkaç cepheye gittim ben uzun olurum, kısa gideceğim, bazı defter yaparım. En günüm bir cephe. Ben aslında diktir, bütün niyetim, ustada söz dedim, yapayım. Japon başkomutan bir sadece onu yaptı. O Japon başkomutan da ustadımız İstanbul'a ilk geldiğinde gelip 500 sayı soran. O, o ilk derece 500 sayı bütün ona destekmiş. İlk cephe geçtik, dediler, ben deniz amacı dediler o zaman. Nurculuk yoktur. Deniz amacı gel, deniz amacı ölmüyor diyorlar. Bazen toplu havanlar dışarıda böyle, düşman iyice tesis ediyor. Misil gibi hava patladı. İstediği noktaya vururlar. Havana düşüyor, sinirler. Diyorlar, benim subayla şahadet edeyim. Bayram dedi, sen de ölmüyorsun. Sen de onların bir esir abi dediler, sen de Tokyo'ya gönder, şey, Japonya'ya gönderir dediler. Gördüm. Seçti böyle 10 tane fedayı. Bıraksın düşman gelirken mevziler belli yerlere. Düşman gece kimse yatmaz. Yaptıkları zaman bize bazı tuvale var, ayağını tavana atar, kafası yerde sallanır karı böyle. Çok ağır cezası var, uyumaz. Subayı da yerde öte yatar. Herkesin arasında böyle sakın. Dökmeşten çiftettiler zaten. Uyumamak için. Uyumamak için. Uyumamak için. Uyumamak için. Uyumamak için. Uyumamak için. Uyuduğun zaman subayla tepkişler hemen ayağına sarılır tamamına. Böyle zavaklar karıştırır. Bu bir er var. Doğu verdisi çok finza, emindir. Türkçe fazla bilmezdim. En çok severdim onu. Namaz kıldım. Çok hoşuma gidiyor. O da beni çok severdim. Ondan sonra tepkişler. Evet. Ağır makine, o makine var, ona verdim. Ben de kendimde o karabini var, otomatik. Ve işte var, denilen bir tesis var. Şimdi kar elbise giydik. Düşman kar dedi. Öyle bir tüm yapmışlar ki, ayağı battı mı kar böyle çıtırlamıyor. Mersin, kış mıydı? Kuş, kuş. Yarım metre kar var. Evet. Oradan kış gibi, burası gibi. Düşman geri yerler yaptırdım. Şimdi dedim, peki ayağını da baksa, ateşini çok. Dedim, baktı yeter ama. Kurmak yok, ateşim yok. Tamam dedi. Bizim resim de o arkadaşlar gidiyor ama 30 yumurta yedi yediler bunu. Acayip adam. Çok şu kapı çıksın. Böyle böyle yedi. Uyudu. Ben elimde şey aldım. Makine silahı aldım. Şimdi uyurken takladım. Bir testi kapattım. Ben ateşti bayağı vurup. Böyle attı. Ateşti. Ben çok ciddi durdum. Ateşti. Döndüm. Üstemelerinde yüzü zafer bekliyor. Zafer bayır. Dilsiz bir kapatın. Orada ata ata. Orada hiç bu yatan olmadı mı? O benden o bakardı. Öyle mi? Usta dünya sıkıştırmış o. İtfadım da abdest almaya gitmiştim. Benim makine sürekleri bırakmıştık şehri. Bunu. Sözü takıyoruz. Söktük de abdest almaya gittim. Koca üstüne başladı. Gelin abdestlerken hem de ne de şey çavuşur diyor. Atınamaydı. Geldi iki tane vurdu yüzüme, çıngı çıktı. Yani olabilir de bu katkısına küfür etti. Küfür edecek benim karabinim vardı, 2,5 kilo ağırlığında. Hemen çekti, vuracak mı kaçtı?
şeyden karşıdan. Sizin yerin borçları yok. Onu eğer ufak bir şey olsa vaziyet mutlaka vuracak. O gece usatörü bir sıkıştırıyor. Bir üstleme var bir tane. Dedi ya bayram bu adamı ne yaptın, ne yaptın? Dedi bu adam patlıyor, geliyor. Ondan sonra çok bakardım. Karşıdan gelirken yolu çeviriyor. Ne kadar sen yormuyorsun dedi. Tekrar öyle oldu. Sonra Destutay'ı yemin okumamış, uyumamaya. Hadi geldim. Yedi saat oldu, iki saat sonra geldim. Neyse o oldu. En az bir vakat cephesi var. Yani üç dört tane cephe var da. Şimdi onu anlattım. Yedi dört saatte bir atak soğuklar. Vakat cephesine. Koreli askerleri sırtına yüklerine bizim bahçamız. Bir diyetere yüksek bir irtibat emniyetleri var. İrtibat emniyetleri böyle herkesi 24 saatten matara su, kuma yırtın. Verile girerler. Ve tüm namazımız teyemmümle. Teyemmümle. Bir hafta 10 gün önce duruyoruz. Amerika 3-4 gün namazda kalamazlar. O cephede. Neyse onunla ilgili gider. Sık sık hadiseler oluyor. Bir gün 3'ten bir komutan çağırdı evladım bize. Sen dedi, sen o düşman görmüş ki geliyor da düşman size aman kaza oldu. Başını kaldırır oluyor. Kaldırır düşman tespiti hemen düşürüyor. Kaza oldu. Ben de bir komutan evvel aldım. İtibatını yazıyordu böyle. Ben oraya geri geldi. Baktım şurada toz kalktı. İki tane mermi buradan hesap ettiriyorum. Şimdi avcıya da yapardım böyle. Avcıya da sıyırdı sıyırdı geçti. Yerekte geçmiyor. Kursuz yaptım onu kursuz. Üç tane üstlemen geldi. Bir bayram düşman hareketi çoğaldı. Sen buradan da ateş ettireceğiz bizlere. Geldiler. O anı düşün. Bir ateşe başladı ama havan. Böyle şu ağaç gibi ağaçlar var. Nereden kurtulacak? Havan var lan. Yedi katlı kum topası üstünde. Şu iltifat eden silahları böyle düşmanın bakar tarzında otomatik makinesi. 30 bin yer var denizde içinde. Düşman böyle atışına başladı ki sağa sola üstlemedi ki anam gibi başladı. Bir de hemen o anda nasıl düşürse kapıdan çekildi bu, oh bir patladı bu hava. Patlayınca tüy aya dışarı attılar parça, yıkırdı, üstlemedi işte yattı. Kol parça çıktı yattı. Bazen kolunu sağladım, arpaka değil hemen, benim var ona. Bir çavuşlarım var, gündüz herkes yatırdı. Onbaşılarım var, benim arkadaşlarım. Evler, onları çağırdım, onları tesis edecek, sis bulmuş hatların üstlerine, bizim üzerimize. Onlar gitti, kurtuldular, görmediler. Onlara kurtulduk. Biz yer çekildik, istirada çekildik. İstirada çekildiğimizde korkuyor. İptal yaptık. Arkasından da yani o namaz kıldık işte. Ondan sonra iptal yap bakalım ki gürültü baktı başladı. Dediler düşman 40 bin kişiyi hücum etmiş. Fakat yapıştırdılar. Hemen bize bildirdiler. Benim üstlemen bir süre yaralanmış bir komutan bize yaralanmış. Hem bize subay verdiler. Bindirdik. Yani düşmana vardı. Bir komutan dedi Allah sizi muhafak istedi. İkmat edildi şeye. Böyle güzel yerine girdi. Böyle ateş geliyor. O kadar benim ben boşalttım 30 yerli. Baktım kömürdü çaldı. Köpek gibi çölmüş kalmadı baksa. Ona vardı. Şimdi tutarım korktuğum zaman beni hatırlat sözü hatırıma geldi. Ya korkmamak mümkün değil. Ya şeyde böyle ne bilirse bir böyle bir berekler böyle halk bulanık. Şimdi o zaman dedim ya Rabbi ezan okuyayım istemezdim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hey adam ben ne yazın? Okudum ezanı mı? Her zaman dört kahveyle. Ya ustak yetiştim o zaman. Ustak ateştirdim. Oradan başladı. Ağır makinesi. Öbür dedim ateştirdim. Altın, bir hafız ateş verdim. Ben o zaman kendi tüyem taktım. Orada 10.000 verdi yaptım. Böyle. Tüyem başı kıpkırmızı kısardı ama terk edilmiş bana. Öyle tarayıyorum. Oradan bize mermi dedim. Çap çap demiş bana alıyordu araya. Yani çap çap diyor aç ekmek. Koreliler öyle de çap çap diyorlar. Hani bazıların hava yem gösterdiği gibi çap 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 böyle bir şey görüyor. Konser okutuyorlar, doğru bizim yetiyorlar, attığımız konser. Onlar bize fakirler şey arıyor, yiyecek arıyorlar. Böyle iyice de baktı yüzüne, bana barış var. Kısa boylu, kırmızı bir yüzüne, çikim yüzler. Ben Kore'ye benziyorum. Güney Kore'ye benim de benziyorum. İyice de baktı yüzlerine, onlar bana bakmıyorlar. Hiç de böyle çap çap. Dedim yanında 30 yardım var. Japonya göstereceğim bir sallarla baktık bunda. Götüreceğim. Bir hafta ben lavarımda çavuş vardı, arkadaş dinlerdi. Ona vermiştim. O da aldı geldi.
korkmuş dedi, o yüz sene demiş bu tehlikeli kitap. Cebrail abi geldi. Anladım. O da sırtımda. Şimdi iki tane bombam var. Şimdi onlar bir tane baktım bomba var. Birisinde atma yana. Birisinde silah var. Birisi merdiven böyle. Ben hepsi var. Hani her şey yok orada. Ayakkabısı var. Kapıda lastikler var. Eski böyle ucu sivri. Çarık gibi. O tarzda kapıda lastikleri. Tek tek hepsi. Daha böyle yüzüne baktım bana hiç pişmedi. Dedim ya Rabbim ya usta yetiştirmeyin orada. Usta yetiştiriyorum. Başka bir şey yok. Dedim ne yapalım diye ya Rabbim. Tüveti bırakmayın. Sonra 14 lira aldım da tüvek. Ondan da ondan. İçine çektim geldi. İltifanına çıkar geldi. Hep iltifanına çapçaplamış bunlar. Bana hiç ilişmedi. Tam 50 metre kadar geri geldi. O dediğim şimdi o A4'ü kullanan arkadaş onbaşı hemen dedi kucakladı çavuşu dedi. Gene biz sen dedi tabur komutanı bildir tabura dedi. Ya şehit ya esir biliyorsun dedi. Ben gene arkadaşa gittim sonra işte Napolyon bombası dedi. Yani havada patlıyorum. Şaraplar orada dökülüp. Herkesi el atıp uysun dedi. Uyuyun bakalım. Birisi kaldı. O ateş gitmeyen hafızı arkadaş sürekli verdim ben böyle bir şeyler bakıyorlar. Dağlar böyle şu altta çukurdur. Çukurun içine 20-30 kişi girebilir. Böyle böyle oyulmuş. Gir dedim. Girmedim. Ben zatım iyiydi. Ben girdim. Yalnız girmeyip yaralının ayağına basmışım dedi. Anam dedi. Ben de canım dedi. Girdim. 5 dakika sonra ikinci nişancı vardı. Ödemişti. İspanyol. O koştu geldi. Hasan gitti. Başı diye böyle bir şarap olmuşunca. Tabi oldu. Bize ya Allah uçak gönder diyor baba. Bizim uçakta gelmez mi? Düşman hiç tehdit etmez. Tabi oldu. Uçaklar, tanklar. Yani öyle mermi geliyor ki üzerimizde 1 metre, üzerimizde 2 metre mermiler geliyor. 500 metre cehennem gidiyor yolları. Yüzlerce mermi birden düşüyor. Düşman üzerinde. Binlerce böyle uçaklar, tanklar böyle geliyor. Onlar Bismillahirrahmanirrahim. Bir tarzı baktı şimdi. Tabi Allah'a bekler, Allah'a bekler. O anda ilk sınıf bir kıbrıya üstün gibi vurdum. Çünkü kasıtlara şeyine kadar bitkiye kadar oturdum. Nasıl vurdum bilmiyorum. Ah dedi. Allah, o kadar bir harfik geldi bana. Yani 10 gün sonra. Hemen çok gerildim. Yani hiç korktum falan kalmadı. Hemen bir de baktım yaralı geri açıyorum. Bir de onun arkasından vurdum yine. Hemen verdi yerde. Peki görseniz de mübarek olmasın. Koyun sürüsü nasıl yatar? Cenaze öyle. Bizimki de orkuda. Böyle yatmış. Koyun gibi. Hep cenaze. Bazı canlı olarak basit dediğim aslında. İkinci namazı geçiyor bak. Aklı başıma gidiyor. Bakın kim geçiyor. Üzerinde silahım olduğu gibi hemen kalktı komutuna. Karabini var. Dikmiş köle ağırdı da. Çok kıymetli bir demir. 60 bin, 30 tercihinde. Hemen teyemmüttü. Kıpta düş bak. Daha sonra yok. Bir durum ikisi ilk kez namaz kıldım. Selam verdim. Mübarek olmaz. 5 metre varmadı. Bir de havan geldi. Bir tane vurdu başıma. Havan mermi yoranı gitti. Allah Allah. Bunun da mutlu. Öyle mutlu ki tam kaldı. Başına vurdu. Başıma vurunca böyle utan oturdu. Hemen şöyle yoranı gitti. Havan verdi. Yani ben kendim bu hali yaşadığım için zor inanıyorum. Nasıl olur? Şu kadar hafif bir çukurluk var metrede. Bu başım bir şey olmadı. Cepheye tam düşmanın sesi var. Cepheye tamam abi. Ama genelde görsen kendi insan dayanmadı. Onlar da bizi vermiş. Gece bir emir geldi. Kirli Japonya'yı terör cepheyi tekrar. Aldığınız cepheyi. Aldı. Çünkü düşman bir de 40 bin kişiyle çevirmiş. Bir muhasar altına diyorum. Onun tam cepheyi çevirdik anında bize emir geldi kaç cepheden. Kaçtık. Cepheyi bırakıyoruz. Bizim bazı kül topallar var, sendeller. Allah'ım kaçarken canavar etmeyi kaçıyordur. Hangi bir drone. Öyle, öyle kaçıyorlar. Geceye de baktık şimdi bir yağmur uçakları geldi. Bizim Birleşik Milletleri. Öyle yaktılar yakın cepheyi. Bakın gece atıyor da bombalı, alevler içinde yandı. Kitabeyden oldu. Şey var. Kitabeyden şey geri tanı. 2 kilometre geri çekilmişti. Birleşmiş de karar almıştı. Onun için çok tarif ettim. Nerede geri alabilirsin diye. Bir dördüncü tümen geldi. 10 kez.
de çok ağladım. Üstadımıza bir söz verdim. Japonya'ya gidemedim. Üstadım nasıl vereceğim de çok üzülüyordum. Böyle içtim artık. Bizim orada çavuş, kıymet arkadaşlarım arasında kalmışlar. Hep orada geçtim ya şey. Böyle kaburgamışlar geldi. Ben senin ruhuna gelsin şeyleri okudum bu gece. Allah Allah. Seni bayağı şehit ve etim ettim. Gözlerimle olur. Böyle komutan senin imanına ayranım dedi. O da öldürüm ben tuttuk. Efendim ben dedim. Uçak bezim hazırladım. Satını getirdim. Uçak var mı da vereceğim. Evladım ne getireyim? Yani kimdir? Şunu hiç sormadım. Ne getireyim? Tavuk komutanı mı? Ha tavuk komutanı. Hasta oldu. Çok dindar birisiydi. Böyle ona verdim. Götürelim. Bir ilteşim dişim sarıldı. Götürmedim. Geri getirebilirim. Çok üzüldüm. Ağladım yani. Ya duysa sözlerimiz göreceğiz de şimdi ne diyeceğiz? Kitapları yazın mı? O da ana, hatta başkita kısa kesti başkita ne dedi? Geldiler bu aletlerle. Bizler konuştular. Sen de Ustaz Bekizan Hazretleri'nin yerlerini öperim. Emirdağ Nurtarı, Isparta Nurtarı, Ankara, İstanbul Nurtarı böyle de. Selamdan ellerine efendim. Bu İstanbul'da Geçişli Efendi davasında 1952'de oluyor bu. 52'de Ustaz mahkemesi çıkıyor da Sirkeci'den. Radyo açı veriyorlar. Radyo açı veriyorlar. Ben bu konuşmamı dinliyorum. Gerçek arama diyor. Çok sıkıntı bahsederdi, sevinirdi. Neyse, o mümkün olmadı. Ağlasan bir kez bu sefer de kez iki tabloz dayak geldi. Tokyo'ya gidecek. Oradaki esirler işiyle, yarın Osmanlı'ya gidecekti. Bak insan yüz görmediler. Tokyo'ya bir tabur ayrı. İkinci tabur. Bir aynı bir gemiye bindik. Tokyo'ya gittik. O tıkıya döndü. O pijamanın yanardağ, o nam saçıyor. Evet. Onun eteğinden geçtik. Çok kıyamadık şimdi. İlk gün bir büyük bir kampa koyduk. Amerika'da bakıyordu o zaman kamplara. Ben çıktım. Süvariler selam dedim. Ben dedim. Tokyo'ya gideceğim. Çapın boş komutan dedim. Üstad Bilcin'e hazırlığı selamını getirdim. Kitap vereceğim. Herhalde iki kişi daha aldı cennetler. İki kişi temiz dediler yani. İki kişi daha aldı dediler. Aldı üç kişi. Bir çavuş bir yer. Gittik. Tabii adresi vardı canlı adresi. Var, kurdu. Orada Kazan Türkler var. Orada var. Şimdiki o Kazan Türkler, Japon başkomutanı o zaman Kazan Türkler'e mağlup gittiğinde onları oraya getirmiş. 45-50 hane var. Tokyo'nun en güzel yerinde cami yapmış. Kurmuş bir süre vardı camide de. Güzel bir cami. Neydi neydi? Neydi bir masa kurdu. Hanımı, çocukları. Üç kişiler gidip beraber sonra da yemiş. Orada. Ben dedim orada bu Japonlar Müslüman normal dedi sordum. Onlar dedi ki de bu Japonlar din tutmaz dediler. Nereye işine geldi oraya bakmışlar. Allah Allah. O kadın öyle dedi. Yine o kumandan bir fark dedi. Kumandan dedi. Biz de kendimizin Türk'ten bir iyisi olmalı dedi. Geldim. Ben camide namaz kıldım onlara. Orada bir böyle akşam iki katlı ev var. Türkler değil aslında, Vahap Bey böyle. O adı. Çok duran, mübarek taraf böyle. 60 yaşındaydı, sakalları. Çok mübarek birisi. Verdik, eline kutu, anlattık. Aa dedi, çok sevindi. Üstad'da da sık sık bahsederdim dedi. Getirdim hazretlerine dedi, kumandan dedi. Ondan daim varsa ona bahsederdim dedi. Onun sayesinde bak, burada cami yapıldı, ev yaptı. Çok memnun. İşte sonra ona verdik o anda. İnşallah dedi, bu da neşirleriz. Buradan Tokyo'ya geldik kendimiz. Akşam kıtamıza geldik. Kıtamıza geldiğimizde bir aile geldik. Sazıyor çünkü. Bir aile geldik. Sazı bize geldiğimizde deniz kalmış. Üç gün bizim köye gidiyoruz. Bayram gelmiş gelsin diyor. Hocam gelmedi bu köyde. Üç gün ben geldim, üç gün geldim. Dediler, hoca var. Ben diyor zaman hoca dediler de. Bir zaman diyor, hoca üç günüm geliyor burada. Sen arada yok dediler. Köyde. Ben de bunun yanına baktım. Sevmiştim. Sazı zaten oradan boyun atkısı. Bir gün Hindistan cevizi, seccade, bir an vazifeye almıştım. Cuma evde bir ayı da istifa etmiş gelmiştim ben buradan. Usta bir an o senin tam tamızı yaralandı ve vermeyeceğim. Vermeyeceğim değil mi korktum. Ben de gireceğim misin? Yok, sen vermeyeceğim. Sonra ben gireceğim dedim. Gireceğim misin? Biz böyle bir gülüyor orada çaktan abilerle. Onlar bir gülüyorlar. Muhammed bin Doyan'ın kuandığı son bir yardımaydı. Ekilendim dedim. Sıvayı falan tersine çekeceğim, falan bırakmayız. Olur efendim, tamamdır. Sonra ben geleceğim dedim.
Elhamdülillah, sağ olun buna karşı.